Herkese selamlar. Bu hafta CapCut'ın 1.2.0 güncellemesi yayınlandı. Ben de bu güncellemeyi sizler için indirdim ve gözüme çarpan farklılıkları bu videoda sizlerle paylaşacağım. O yüzden fazla vakit kaybetmeden hemen başlıyoruz. Videoya hemen geçeceğim fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk video olabilir diye çok hızlı kendimden bahsedeceğim. Adım Mert. Yaklaşık 10 yıldır freelance olarak fotoğraf, kamera ve kurgu işleriyle uğraşıyorum. Boş vakitlerimde de sizler için bu şekilde faydalı olabilecek videolar üretiyorum. Ve şimdi videoya geçerken de videoya şu an bir like atarsanız bu gerçekten benim ve video için önemli oluyor dedim ve şimdi videoya geçtim. Evet, CapCut'ı şu an benim zaten karşımda görebiliyorsunuz. Ben tabii ki bunu size göstermeden önce birkaç tane deneme yaptım. Öncelikle ben bunların hiçbirisi yokmuş gibi en baştan başlıyorum. Nedir CapCut'ta bizim gözümüze çarpan değişiklikler? İlk önce bunlardan başlayalım. Öncesinde bir önceki güncellemede tam olarak burada, şurada mouse'u gördüğünüz yerde bir scope butonu vardı. Fakat artık bu scope butonunun yerini bir zoom butonu aldı. Buna bastığınızda ön izleme ekranını bu şekilde zoom yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde mouse'un orta tuşuyla basarak da, mouse'un daha doğrusu tekerleğine basılı tutarak da bu şekilde burada gezebilmeniz mümkün. Ve tekrar bu çizgiye çektiğinizde ön izleme penceresi sıfırlanıyor. Bu neden geldi? Bu önemli bir sebepten dolayı geldi. Çünkü artık benim geçen videoda da söylediğim gibi CapCut'ın içinde mobil versiyonunda olduğu gibi bir tracker butonu mevcut. Şimdi bu tracker butonu nasıl çalışıyor? Hızlıca ona bakalım. Tracker aslında teknik tabiri tracker fakat Türkçesi takip etme anlamına geliyor. Yani biz bu görüntünün üzerine ekleyeceğimiz resimleri, yazıları, stickerları her şeyi takip ettirip görüntüyle beraber hareket etmesini sağlayabiliyoruz. Ben bunun için de aslında şuraya bir tane örnek görsel getirmiştim. Hemen bu şekilde örnek görsele gelelim. Burada sizin de görebileceğiniz gibi kendi başına ormanda yürüyen bir beyefendi var. Bu beyefendiye bir yazı eklemek istiyorum ben. Fakat buraya ekleyeceğim yazı da örneğin şuradaki yazı olabilir. Bu welcome yazısını tutup üzerine koyacağım. Ve buraya yazıya CapCut 1.2.0 yazacağım. Belki yazıyı da biraz kenarlarından şöyle küçültüp beyefendinin başının üstüne doğru koyabilirim. Ve artık tek yapmam gereken buradan bu klibi kesmek. Neden diyeceksiniz? Çünkü bütün bir parça olduğu zaman bu klibi sonuna kadar takip ediyor. Ya da hadi onu da görelim. Kesmeyeyim klibi. Neden kesmediğimi de şimdi size anlatacağım. Yazıya geldim. Yazıda tracking bölümüne geldim. Tracking'e geldiğimde gördüğünüz gibi şu an iki seçeneğimiz var. Muhtemelen bunlar zaman içinde daha da fazla artacaktır. Şu an bir kapalı, bir de motion tracking butonumuz var. Ben motion tracking'e bir kere basıyorum. Ve motion tracking'i ben aktif ettiğimde benim için, kullanmam için sarı bir kutu geldi. Ben bu sarı kutuyu tutup beyefendinin üzerine getirdiğim anda CapCut zaten bu beyefendiyi takip edeceğini anlıyor ve kutuyu otomatik olarak şekillendiriyor. Fakat ben garanti olması açısından bu kutuyu birazcık büyüteceğim kenarlarından tutarak ve bu şekilde beyefendi zaten bir takip edebileceği bir nesne gördüğünde, bir özne gördüğünde kutu otomatik olarak bir yere yapışıyor. Ben bu şekilde bırakacağım. Böyle dursun. Tamam. Ayar yaparken de ilk yapmamız gereken ayar direction. Yani bu takibin ne tarafa doğru gerçekleşeceği ayarı. Ben şu an bir klibin ortasındayım. Yani alttaki klibi takip ettireceğim ben aslında. Fakat ileri ve geri doğru takip yapabiliyorum. Ben bunun iki şekilde de takip yapmasını isteyeceğim. O yüzden ileri ve geri açık kalacak. Yani bot seçeneği olarak bunu bırakacağım. Onun altında scale butonu var. Scale'da eğer sizin ekranınıza yaklaşan veya uzaklaşan bir nesne ya da özne varsa onun yaklaşmasıyla beraber takip yaptırdığınız katmanın da boyutunu arttırmaya yarıyor. Distance'da eğer sizin ekranınızda yine ekranınızdan uzaklaşan ya da yaklaşan bir özne ya da nesne varsa bu nesneyle beraber boyut arttığında aradaki mesafenin aynı kalıp kalmayacağını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu ayarları ben bu şekilde yaptığımı düşünüyorum. Gayet güzel ve artık Start butonuna basabilirim. Start'a bastığım anda da tracking işlemi başladı. Şu an gördüğünüz gibi yazı olmamasına rağmen ileri doğru takip yapmaya devam ediyoruz. Ve bittiğinde de tekrar başa doğru takip yapmaya devam edecek. Bu klibin sonuna geldiğinde de animasyonu durduracak. Buradaki mesele aslında şu. Ben şu an bunu ileri doğru takip ettirdiğim zaman her şey gayet yolunda. Fakat bu klibi ben hali hazırda takip ettirdiğim için artık ileri doğru da uzatabiliyorum. Çünkü buradaki sarı çizgi zaten bana tracking datamın olduğunu söylüyor. Dolayısıyla ekstradan takip yapmama gerek yok. Klibin boyu kadar, alttaki klibin boyu kadar bir takip yapabilmek burada mümkün. Evet, birinci özelliğimiz aslında buydu. Tabii ki takip yaparken bazen
her şey bu kadar kolay gelmiyor bizim önümüze. Yani buradaki gibi basit bir özne olmayabiliyor. O zaman işte buradaki zoom butonunu kullanarak yapacağımız takibi daha iyi belirlememiz gerekebilir. O zaman da bizim için burada bir zoom butonu kullanılmış. Peki bu zoom butonunun yerinde geçen videoda benim bahsettiğim aslında bir scope butonu vardı. Bu scope'lar nereye gitti? Hemen yanına bakacak olursak en boy oranı butonumuz burada. Onun yanında full screen yani tam ekran butonu var. Ve diğer tarafta da eğer klibimizin sesi olsaydı ses seviyelerini gözleyebileceğimiz metre tuşları, voometre aracı burada. Peki scope'lar nereye gitti? Scope'ları kaldırdılar mı? Hayır. Hala CapCut'ta renk yapmak isterseniz scope'lar mevcut fakat tek bir tuşla ulaşılabilecek bir yerden daha uzağa kaldırılmış. Nereye kaldırılmış? Player penceresinin üstündeki 3 noktaya kaldırmışlar. Buradaki 3 noktaya basarsak ben buradan artık color osiloskop olarak turn on dediğimde alt tarafa yine scope'larımın geldiğini görebilirsiniz. Yine zoom yaptığımda buradaki pencere bağımsız bir pencere gibi çalışıyor. Bu pencereyi kendi içinde hareket ettirebiliyorum. Fakat scope'lar buraya gizlenmiş. Yani bence daha kolay bir yerde olabilirdi ama ya hiç yoktan iyidir. O yüzden çok da şikayet edemeyeceğim. Hemen altında Export Still Frame var. Bunu geçen videoda konuşmuştuk ama konuşmadıysak yine burada kısaca bahsedeyim. Export Still Frame görüntümüzün kadrajından sabit bir kare almamıza yarıyor. Bu DaVinci'de yıllardır olmayan bir özellik. Ya olmayan derken tabii ki sabit kare alabiliyoruz fakat buradaki kadar kolay alamıyoruz. Ben örneğin burada bir yazı animasyonu yaptım ve dedim ki evet tam olarak bu şekli ben çıktı almak istiyorum dediğimde artık bana nereye çıkaracağımı, hangi formatta çıkaracağımı bunları soruyor. Bence gayet güzel bir özellik. Önceden bahsetmiştik ama yine bahsetmeden geçmek istemedim. O yüzden şimdi hızlıca ilerliyorum. Tracking'ten bahsettik. Color scope'ların yerlerinin değişmesinden bahsettik. Benim fark ettiğim bir özellik daha var. Neden benim fark ettiğim diyorum. Çünkü aslında CapCut hemen şuraya yan tarafa resmini koydum. Yani bir takım iyileştirmeler yaptığını söylemiş. Fakat bu iyileştirmelerin ne olduğunu bize açık açık söylemiyor. Dolayısıyla ben her güncelleme geldiğinde programı açıp nelerin değiştiğini burada anlamaya çalışıyorum. Birazcık vakit alıyor. Fakat yine de çok da kötü bir durum mu diye soracak olursanız bence çok da kötü bir durum değil. En azından değişiklik olduğunu görebiliyor olmak bile aslında büyük değişikliklerin yapıldığına bir işaret diye düşünüyorum. Şimdi hızlıca gelelim son özelliğimize, en azından benim keşfettiğim efektler. Efektler geçen videoda bahsettiğimizde burada sadece video efektlerimiz vardı. Yani bu efektler vardı ve bu efektlerin aslında nasıl çalıştığını da ben size bir iki tanesinin üzerinden göstermiştim. Fakat CapCut'ı mobilde kullanıyorsanız muhtemelen ihtiyacınız olan efektler aslında bu genel efektlerden ziyade body efektler, yani gövde efektleri. Bu efektlerin nasıl çalıştığını CapCut mobili kullananlar zaten biliyordur. Ama bilmiyorsanız da bu efektler şu şekilde çalışıyor. Bu efekti attığınız zaman videodaki otomatik olarak videoda bulunan gövdeleri, insan gövdelerini otomatik olarak tanıyor bu efekt ve onların üzerine bu efektleri uyguluyor. Nasıl çalıştığına gelecek olursak, mesela ben burada şu basit efektlerden ziyade buradaki surroundings, yani vücudun çevresinde oluşan efektleri tercih ediyorum. Çünkü çok güzel gözüküyor. O yüzden hemen buradan bir tanesini seçelim. Mesela bu statik mi diyor yoksa steam mi diyor? Ne olduğunu tam göremedim. Buradaki yürüyen baba ve kızın yanına bırakalım ve bu efekti de biraz uzatalım. Ben sadece efekti koydum gördüğünüz gibi. Başka hiçbir şey yapmadım. Ve şu an klibi oynatmaya başlıyorum. Adamın çevresinde bu efekt oynamaya başladı ve gördüğünüz gibi kamera takip ederken de, kamera hareket ederken de bu efekt yine bu adamı takip ediyor. Buradaki rengi belki biraz değiştirebiliriz daha göze hoş gelmesi için. Ve burada da tam olarak hangi eksende görüleceğini bir yandan seçebiliyoruz. Yani inanılmaz bir şey bence, bu kadar kolay olması. Gerçekten inanılmaz. Bunun yerine işte başka bir şeyler koyalım. Buradaki bir ne vardı? Gaz Waves. Hemen Gaz Waves'i de üzerine koyalım. Evet, sanırım iki efekti aynı anda yapamıyor muyuz? Ya da bu efekt... Ya da bu tekrar etmiyormuş. Evet, bu sanırım bu kadar bir efekt ama olsun. Yani bence İnanılmaz gerçekten. Bu kadar kolay olması inanılmaz. Ve tabii ki işte şurada biraz daha basit görebileceğimiz bir... Burada yüz biraz uzakta kalıyor tabii de.
Ama gördüğü zaman da, yüzü tanıdığı zaman da net bir şekilde biz istediğimizi sağlayabiliyoruz. Mesela burada bir revolving text efekti var. Yani burada bir yazı dönüyor aslında. Fakat biz bu yazıyı değiştirebiliyor muyuz? Anladığım kadarıyla hayır. Olsun. Değiştiremiyoruz. Belli ki bu yazı böyle sabit. Ama en azından rengini değiştirebiliyoruz. Görüntünün üzerine uygulanacak filtreyi değiştirebiliyoruz ve bu efektin gücünü değiştirebiliyoruz. Bence gayet güzel. Çünkü bunları yaparken sizin de fark ettiğiniz gibi ben ekstra bir şey uygulamıyorum. Sadece bu efekti tutup görüntünün üzerine atıyorum. Örneğin buradaki bir dark side efekti. Önce bunu indirelim tabii ki. Tıkladığınızda otomatik indiriyor. Ve şu şekilde yüzü otomatik gördü ve hiçbir şey yapmadım. Otomatik olarak yapıyor bunların hepsini. Şunu da mavi yapalım. Tabii ki bunların render alması gerekebilir. Çünkü bir yerden sonra geliyorlar ya da yüzü bir yerden sonra tanıyor. Ben açıkçası bu özelliği en fazla beğendim. Yani en fazla beğendiğim özellik bu oldu diyebilirim. O yüzden ben şimdi şunların yerine bir tane daha son bir efekt koyalım. Mesela burada bir Angel Halo varmış. Yani bir melek halesi burada. Haresi ya da nasıl olduğunu bilmiyorum. Duruyor. Mesela bu, evet, gördüğünüz gibi yani bu muhteşem bir şey ya. Yani burada özneyi katmandan ayırıyor aslında ve efekti onun üzerine uyguluyor. Ben inanılmaz hayran kaldım, yani böyle olmasına hayran kaldım. Umuyorum sizin de hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse tam şu anda videoya bir like bırakabilirsiniz. Dediğim gibi bu güncellemeler bir metin halinde bize gelmiyor. DaVinci Resolve'da olduğu gibi biz bu güncellemeleri öncesinde edinip bunlar üzerine çalışamıyoruz. Mecburen uygulama çıkacak ki ben sonrasında bunların üzerine çalışıp sizlere duyurabileyim diye aslında uğraşıyorum. Eğer bu tarz CapCut videolarının devamının geldiğini görmek istiyorsanız şu an videoya bir like bırakıp kanala abone olabilirsiniz. Aynı zamanda bu isteğinizi de yorumlarda belirtin ki ben de sizin CapCut videosu beklediğinizi bileyim diyorum. Ve şimdilik benden bu kadar. CapCut videoların aslında devamı gelecek ama bu sıklık tabii ki size bağlı. Yani sizden gelen tepkiye göre bu videoların frekansını ayarlamayı planlıyorum. Başka diyecek bir şeyim yok. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Umuyorum burada gördüğünüz özellikler işinize yaramıştır. Yakın zamanda bir tane de CapCut'la kurgu nasıl yapılır videosu gelecek. En başından en sonuna bir kurguyu CapCut'la yapacağız. Eğer denk getirebilirsek, benim birazcık vakte ihtiyacım var bunu yapabilmek için. Bunu yapabilirsek de ben size bunun da videosunu çekeceğim. Nasıl kurgu yaptığımı sizlere parça parça göstereceğim. Aklınızda olsun, kaçırmamak için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Ve artık lafı daha da fazla uzatmıyorum. Umuyorum hepinizin keyfi yerindedir. Umuyorum hepinizin sağlığı yerindedir. Bir sonraki videoda, bir sonraki canlı yayında görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.